Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda kalıtımdan yani genetikten bahsedeceğiz. Genetik yine 10. sınıf konusudur ve TYT için söylüyorum, ÖSYM'nin çok sevdiği bir konudur arkadaşlar. Çünkü her sene mutlaka kalıtımla ilgili bir soru çıkar. Önceden soru sayısı fazlaydı, 2-3 tane sorabiliyordu ama şimdi soru sayısı azaldığı için bir tane sorabiliyor ama belli olmaz, belki iki tane de yine sorabilir. TYT'de özellikle en önemli konulardan bir tanesidir. Şimdi bizim kalıtıma başlamadan önce ilk önce genel kavramları bilmemiz lazım. Kalıtımla ilgili birçok kavram öğreneceğiz. O yüzden ben bu videoda size sadece kavramları anlatacağım. İlk önce genetik nedir, kalıtım nedir, buna bakalım. Arkadaşlar, canlılardaki özelliklerin nesilden nesile aktarılması olayı kalıtımdır. Bu kalıtımı inceleyen bilim dalı ise genetiktir. Şimdi kalıtım eşittir genetik diyemiyoruz. Genetik bir bilim dalıdır. Kalıtım ise özelliklerin nesilden nesile aktarılmasıdır. O zaman ilk tanım olarak bunu yapalım. Diyelim ki genetik özelliklerin nesilden nesile aktarılmasına kalıtım denir. Kalıtımı inceleyen bilim dalına ise genetik denir. Genetik denir. Evet. Kalıtım ve genetik kavramları bu şekildedir. Şimdi bizim başka bilmemiz gereken daha önemli kavramlar var. Arkadaşlar, bunlardan birincisi karakter. Karakter. Karakter deyince aklımıza böyle bizim günlük hayatta kullandığımız kavram geliyor. Ama ondan çok farklı bir şeydir aslında karakter. O zaman şöyle bir yazalım ilk kavramımızı. Karakter. Arkadaşlar, karakter bireyler arasında çeşitlilik gösteren özelliklerdir. Bakın. Bireyler arasında çeşitlilik gösteren özelliklerdir. Mesela nedir bunlar? İşte göz rengi, saç şekli, bireyler arasında farklılık gösterebiliyor değil mi bunlar? Mesela çiçek rengi. İşte biz bu özelliklere karakter diyoruz. O zaman yazalım hemen. Bireyler arasında çeşitlilik gösteren özelliklerdir. Örnek olarak da yazalım. Saç rengi, göz rengi gibi. Göz rengi gibi. Bu nedir? Bireyler arasında farklılık gösteren bizim özelliklerimizdir. Peki, karakter dedik bu. Özellik nedir? Arkadaşlar, bir karakterin her bir farklı özelliğine, farklı tipine biz ne diyoruz? Özellik diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Özellik. Bunları sorularda çok göreceğiz. O yüzden böyle kavramların tanımlarını veriyorum. Özellik neymiş? Bir karakter için arkadaşlar, bir karakterin her bir farklı tipine biz ne diyoruz? Özellik diyoruz. O zaman yazalım. Bir karakterin her bir farklı tipine özellik denir. Mesela göz renginden bahsedelim. Göz renginin her bir farklı tipine biz ne diyoruz? Özellik diyoruz. Mavi göz, kahverengi göz, yeşil göz gibi. Mavi göz, yeşil göz gibi yazalım. Yeşil göz gibi. Evet, bu da nedir? Bizim özellik dediğimiz kavramın tanımıdır. Bir sonraki kavramımıza gelelim. Arkadaşlar, bir sonraki alel. Aleli de çok duyacağız. Allel, alel, aynı şey. Arkadaşlar, bir genin farklı formlarına biz allel diyoruz. Bakın, homolog kromozomlar üzerinde bulunur bu aleller. Her genin farklı özelliklerine biz ne diyoruz? Allel diyoruz. Şöyle diyelim, bir genin farklı formlarıdır. Nedir mesela bunlar? İşte bunlar dediğim gibi genler üzerinde bulunur. İşte ne olabilir arkadaşlar? Diyelim ki kahverengi göz.
kahverengi göz veya mavi göz. Bunların her birine de alel diyoruz. Aslında özellikle alel birbirine bağlı ama özellik bir karakterin her bir farklı tipidir. Alel ise arkadaşlar bir genin farklı formlarıdır. Yani birazcık tanım farklılığı var. Evet, gelelim bir sonraki özelliğimize. Bir sonraki kavramımız nedir? Dominant gen veya alel gen. Şöyle dominant gen diyelim. Arkadaşlar dominant demek özelliğini fenotipte yani dış görünüşte gösteren gendir. Bakın taşıdığı özelliği fenotipte yani dış özellikte gösteren gendir. Mesela şöyle düşünün. Aynı karakter üzerinde birbirinden farklı alleller var. Bakın şöyle alleller var. Kahverengi ve mavi. Bu kahverengi ve mavi yan yana geldiğinde hangisi daha dominantsa, hangisi daha baskınsa o ortaya çıkar. İşte biz buna ne diyoruz? Dominant gen veya baskın gen diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Aynı karakter üzerinde birbirinden farklı alellerden hangisi fenotipi belirlerse, fenotip demek dış görünüş demektir. Dış görünüş belirlerse ona dominant gen denir. Dominant gen denir. Mesela harflendirerek göstereceğim. Büyük A, küçük A yan yana geldi. Bunlardan hangisi dominant olacak arkadaşlar? Büyük A dominant olacak. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Dominant gen yani baskın gen diyoruz ve büyük harfle gösteriliyor. Onu da yazayım. Büyük harfle gösterilir. Evet, dominant gen bu şekilde. Gelelim resesif yani çekinik olana. Resesif yani çekinik gen. Arkadaşlar bu da baskın bir allenin yanında yani dominant bir allenin yanında etkisini gösteremeyen gendir. O zaman şöyle yazalım. Baskın bir allenin yanında etkisini gösteremeyen. Çekinik kalıyor, gösteremiyor. Etkisini gösteremeyen gendir. Arkadaşlar bu da küçük harfle gösterilecek. Bakın şöyle yaptığımızda buradaki çekinik gen hangi gen olacak? A, küçük A geni olacak. Dolayısıyla küçük harfle gösterilir. Bunun etkisini gösterebilmesi için iki tane küçük A'nın yan yana gelmesi gerekiyor. Yani birazdan bahsedeceğim. Homozigot olması gerekiyor arkadaşlar. Ancak o durumda etkisini gösterebilir. Evet, resesif, dominant ve diğer özelliklerimizi yazdık, kavramlarımızı. Devam edelim. Bir sonraki kavramımız homozigotluk. Homozigotluktan kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle yazıyorum homozigotluk diye. Homozigotluk. Arkadaşlar, homozigot şudur. Organizmada her iki homolog kromozom üzerinde bulunan genler aynı ise biz bunlara ne diyoruz? Homozigot gen veya homozigotluk durumu diyoruz. Bakın, aynı özellikleri taşıyan genler yan yana geldiğinde ne oluşturuyor? Homozigotluğu oluşturuyor. O zaman şöyle diyelim. Yan yana gelen özelliklerin aynı olmasıdır. Bu kavramları soru çözdükçe artık kafamızda yerleştireceğiz. Direkt hani kavramlarından ve açıklamalarından herhangi bir şey anlamayabilirsiniz ama soru çözdükçe yerleştireceğiz artık. Arkadaşlar aynı olmasıdır dedim. Mesela büyük A büyük A, büyük B büyük B veya küçük A küçük A, küçük B küçük B. Bunlar nedir?
homozigottur. Bakın aynı aleller yan yana gelmiş. Aynı özellikler yan yana gelmiştir. Biz bunlara ne diyoruz? Homozigot diyoruz. Gelelim bir sonraki kavramımıza. Heterozigotluk. Heterozigotluk. Homozigot yan yana gelen özelliklerin aynı olmasıysa heterozigot ne olacak? Birbirinden farklı olması olacak. O zaman yan yana gelen özelliklerin farklı olmasıdır. Bunda da nasıl göstereceğiz? Bakın bir büyük bir küçük harf. Büyük A küçük A veya büyük B küçük B, büyük D küçük D gibi gösterir arkadaşlar heterozigot gen. Peki ben örnek vereyim. Anne mavi gözlü, baba mavi gözlüyse o zaman ikisinden de gelen aller ne olur? Mavi mavi olur. İşte bu homozigot olur. Ama anne kahverengi gözlü, baba mavi gözlüyse bu sefer anneden kahverengi gelir, babadan mavi gelir. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? İkisi birbirinden farklı olduğu için heterozigotluk durumu olur. İşte homozigot ve heterozigot bu şekilde. Gelelim bir sonraki kavramımıza. Bir sonraki kavramımız fenotip. Ve önce genotipi açıklayalım. Önceki kavramımız genotip diyelim arkadaşlar. Genotip ne demek? Buna bakalım. Buna bağlı olarak da fenotipi açıklayacağım. Arkadaşlar genotip bir canlıda bulunan özelliklerini taşıyan genlere biz ne diyoruz? Genotip diyoruz. Aslında bizim DNA'mızda bulunan genlere genotip denir. Şöyle diyelim, canlının dış özelliğini belirleyen genlerdir genotip. Genotip harflerle gösterilir arkadaşlar. İşte A ile B ile C ile gösterilir. Fenotipe geldiğimiz zaman ise bir sonraki kavramımız fenotiptir. Fenotip. Fenotip de genlerin yani genotipin dışa vurmuş halidir. Dolayısıyla fenotipe ne diyeceğiz? Dış görünüş diyeceğiz. O zaman fenotipe şöyle diyelim. Genotipin dışa vurmuş halidir. Dışa vurmuş halidir. Yani kısaca ne diyoruz? Dış görünüş. Dış görünüş. Mesela şöyle düşünün. Kahverengi gözlüyümdür. Fenotipim kahverengi göz. Ama benim genlerimde mavi göz geni de olabilir. Kahverengi baskın olduğu için bu ortaya çıkmıştır. Eğer genimde mavi varsa ve ileride çocuğum olduğunda eğer onda arkadaşlar kahverengi değil de mavi gözlü oluyorsa o zaman ne demektir? Benim genlerimde, genotipimde mavi göz vardır demektir. Bunlar ancak çocuklarla, ileriki nesillerle ortaya çıkabiliyor. Mesela 3 nesil öncesinde dedesi mavi gözlüdür. Ama işte annesi, anneannesi veya babaannesi, babası kahverengi gözlüdür ama çocuk torun ne olmuştur? Mavi gözlü olmuştur. İşte 3 nesil öncesindeki gen dediğim gibi 3 nesil sonraya aktarılabiliyor arkadaşlar. Genotip ve fenotip bu yüzden önemlidir. Gelelim bir sonraki kavramımıza monohibrit diyeceğiz. Monohibrit. Monohibrit. Mono ne demek? Mono. Bir demek. Bak mono, di, tri. Mono bir demek. Hibrit ise farklı özelliklerin bir araya gelmesi demektir arkadaşlar. Hibrit. Mono hibrit farklı özelliklerin tek karakter bakımından bir araya gelmesidir. O zaman mono hibrit için şunu yazalım. Tek karakter bakımından heterozigotluk durumudur. Heterozigotluk durumudur. Mesela örnek büyük A küçük A, büyük B küçük B, işte büyük D küçük D gibi arkadaşlar. Gelelim bir sonraki kavramımıza. Bir sonraki kavramımız da dihibrit. Arkadaşlar dihibrit ise İki karakter bakımından heterozigotluktur. Bakın mono bir demekti, di iki demek. Dolayısıyla iki karakter bakımından heterozigotluk durumudur. Şöyle yazalım. İki karakter bakımından heterozigotluk durumudur. Bunu
Bunu da şöyle örnek verelim. Mesela bunlar da yazılırken şöyle bitişik yazılırlar. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B veya işte büyük D, küçük D, büyük M, küçük M gibi bu şekilde gösterilirler. Dihibrit bireyler. Biz bunları işte sorularda yine ileride açıklayacağız arkadaşlar. Soru çözerek de iyice dediğim gibi yerleştireceğiz. Şimdi burada bir de bahsetmek istediğim arı döl ve melez döl var. Bunlardan da bahsedelim, kavramları bitirelim. Arı döl veya arkadaşlar saf döl. Bakın arı döl şudur. Bir özellik hiçbir şekilde değişmeden bir başka aynı özellikle çaprazlanıyor. Biz buna ne diyoruz? Yeni bir döl oluşturuyor. Arı döl diyoruz. Arkadaşlar aynı çeşit özellikteki bireylerdir arı döl demek. Aynı özellikteki bireylerdir. Arı döl bu şekilde. Mesela arı döl dediğimiz zaman şunu açıklayacağız. Büyük A büyük A çarpı büyük A büyük A. Bunlar nedir? Arı döldür. Tamam, arı döl bu şekilde. Gelelim bir sonraki kavramımıza. Bu da yine buna bağlıdır. Melez döl. Melez döl veya hibrit döl de diyebiliriz. Arkadaşlar melez döl de şöyledir. Aynı özellik var ama iki farklı arı döl çaprazlanıyor. Biz buna melez döl diyoruz. Mesela şöyledir. Diyelim aynı özelliğin farklı karakterlerinin çaprazlanmasıdır. Mesela burada da şöyle büyük A büyük A ile büyük A küçük A'yı veya küçük A küçük A'yı çaprazlıyoruz. Şöyle yapayım. Küçük A küçük A'yı çaprazlıyoruz. Ne oluyor bunlar? İşte melez döl oluşturuyor. Çaprazlama sonucunda ne oluşur? Büyük A küçük A oluşur. İşte biz buna melez döl diyoruz. Evet. Genetikle ilgili genel kavramlarımız bunlar. Bir sonraki videomuzda artık işte çaprazlamalara geçeceğiz. Çaprazlama nasıl oluyor? Buna bakacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.